Türkiye'nin en gizemli yeri neresi diye sorsam ne derdiniz? Bu videodan sonra neden tüm dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde yeni bir fikir daha edineceğiz. Manisa Sipil Dağı'ndan hepinize merhaba. Ben Tuncer Gizem Avcısı. Sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en gizemli yerlerinden birindeyim şu an. Üzerinden asla uçak uçmayan Sipil Dağı'nın eteklerinde kurulmuş, yaklaşık 1,5 milyon nüfusuyla Manisa şehri, yer altında tüm dünya tarihini kökünden değiştirecek büyük bir sırrı saklıyor olabilir. Şaşırdınız mı? Öyleyse videonun sonuna dek duyacaklarınıza hazır olun. Gizemli Olaylar isimli kitabımda da bahsetmiş olduğum bu çok çarpıcı konuyu daha önce hiç duymadığınız detaylarıyla dinleyecek, hatta duyduklarınıza inanmakta zorlanacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Tarih 1995. Sipil Dağı, Manisa. Güneş ışınlarının kavurucu sıcaklığı, Manisa Sipil Dağı'nın yamaçlarını ısıttığı bir yaz günüydü. Kılık kıyafetinden Türk olmadığı belli olan bir kişi, Sipil Dağı'nı ziyaret etmişti. Ulaşmaya çalıştığı bir isim vardı. Sipil Dağı'nı ve Manisa'yı çok iyi tanıyan dağcı Haydar Aksakal. Sipil Dağı çevresinde bir anda ortaya çıkan bu adam, İngiliz araştırmacı Peter James'ten başkası değildi. Uzun çabaları sayesinde Manisalı Haydar Aksakal'a ulaşmayı başarmıştı. İngiliz araştırmacının Manisalı dağcıdan bir isteği oldu. Niobe, Kibele, Sülüklü Göl ve Tantolos'u görmek istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Diye ricada bulundu. Manisalı dağcı ve arkadaşları henüz farkında değillerdi ama büyük bir gizemin fitili o anda ateşlenmişti. Araştırmacı hangi amaçla oradaydı ve dağcıdan istekte bulunduğu bu görmeyi arzuladığı yerler neresiydi böyle? Haydar Aksakal ve ekibi bir Türk misafirperverliği örneği göstererek madem İngiltere'den bir araştırmacı ülkemizi özellikle de Manisa'mızı görmeye gelmiş diyerek onu Sipil Dağı'ndaki dağcılık kulüplerine götürdü ve konuşmalarına orada devam ettiler. Peter James çok heyecanlıydı. Uzun uzun Manisa ve Sipil Dağı'na dair yaptıkları sohbetin sonu gelmiyordu adeta. Ertesi gün olduğunda dağcılık ekibinden birkaç kişi bu yabancıyı yaklaşık bir hafta kadar sürecek bir Sipil Dağı gezisine çıkardılar. İngiliz araştırmacı köşe bucak dağı gezmek ve görmek istemişti çünkü. Ekip adamı gezdiriyor da gezdirmesine ama onlar da yabancının esas amacının farkında değillerdi. Peter James burada bulunmasının esas sebebiyle alakalı büyük bir sır saklıyordu. Türk dağcılar ise çok sevdikleri ve değer verdikleri Sipil Dağı'nı bir yabancı araştırmacıya tanıtıyor olmaktan gurur duyduklarından dolayı henüz ne olup bittiği konusunda uyanmamışlardı. Bir haftanın sonunda yabancı araştırmacıyı uğurladılar ve bir daha ondan haber alamadılar. Ta ki aradan 3 yıl geçene kadar. Tarih 1998. 3 yıl sonra Manisalı dağcı Haydar Aksakal'ın telefonu çaldı. Telefon oldukça uzaklardan geliyordu. Hattın diğer ucunda Londra'dan Peter James heyecanlı bir sesle "Beni hatırladınız mı?" diye tanıttı kendini. "Birlikte Sipil Dağı'na çıkmıştık," dedi. Haydar Aksakal hatırlamıştı onu tabii ki. Ekibine döndü ve "Bizim yabancı arıyor," dedi. Ardından James sözlerine şöyle devam etti. Yunan arkeolog Nikos Kokinos ve BBC televizyonundan iki prodüktör ile Manisa'ya gelmek istiyoruz. Önceden yapmış olduğumuz gibi bana yardımcı olur musunuz? Manisalı dağcılar bu haberi duyduklarında heyecanlanmıştı. BBC televizyonu mu? Bu olay Manisa ve Sipil'in dünyaya açılması anlamına geliyordu. BBC gibi bir kanalın Sipil Dağı'na geliyor olması öyle küçük bir olay değildi diye düşündüler. Bir yandan da hala ne olup bittiğini anlamamışlardı. Neden bu kadar yakından ilgilenmişlerdi ki bu dağla böyle? Tarih 25 Eylül 1998'de Peter James, Yunan arkeolog ve BBC ekibi yanlarında bir de TRT'den Türk tercüman Semih Aközlü ile birlikte Manisa'ya geldiler. O ana kadar Haydar Aksakal ve ekibi hala neler döndüğünün farkında değildi.
Ta ki İngiliz araştırmacı bu 3 yıllık süre içerisinde yazmış olduğu bir kitabı Haydar Aksakal'ın kolunun arasına sıkıştırana kadar. Manisalı dağcı İngiliz'in kendisine verdiği kitabı gördüğünde gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Kitap, Sipil Dağı'nda saklı olan ve insanlık tarihini tamamen değiştirebilecek bir gizemden bahsediyordu. Araştırmacı neyin izine rastlamıştı? Neydi BBC'yi bile Manisa'ya kadar getiren bu olay? Kitabın izini sürdüğü o büyük gizemi az sonra açıklayacağım. Ama öncesinde gelin olayları daha iyi anlayabilmemiz açısından Sipil Dağı'na biraz yakından bakalım. Size anlatmam gereken çok ilginç birkaç olay yaşanmış bu bölgede. Ve bu olaylar Peter James'in kitabında bahsettiği o büyük gizeme giden yolda önemli ipuçları barındırıyor gibi duruyor. Manisa isminin nereden geldiğini hiç duymuş muydunuz? Günümüzden 5000 yıl öncesine dayanan tarihiyle Manisa eskiden Magnezya adıyla anılıyordu. Sonraları Magnezya'dan Manisa olarak değiştirildi. Yunanca Magnezya, yani Türkçe manasıyla manyetik olan şehrin bu isimle anılıyor olmasının önemli bir sebebi var. O da Sipil Dağı'nın dünyanın en büyük mıknatısı olması ve sahip olduğu manyetik gücü. Yanlış duymadınız. Bu dağ aslında dev bir mıknatıs görevi görüyor. Hatta mıknatısın ilk keşfedilişi de günümüzden 2500 yıl önce burada gerçekleşmiş. 6. yüzyılda Yunan filozof Thales, mıknatıs taşlarının demir tozlarını çektiğini bulmuştur. Manyetik kelimesi de Manisa'nın eski ismi olan Magnezya'dan türemiş. İşte bu özelliğinden dolayı da güvenlik sebebiyle uçaklar Sipil Dağı'nın üzerinden geçmemektedirler. Şimdi her yerde duyamayacağınız bir hikayeden bahsedeceğim sizlere. Manisa'da hemen herkesin tanıdığı ve küçük büyük herkese şeker dağıtmasıyla bilinen, yaptığı yardımlar ve ihtiyacı olanların ellerinden tutmasıyla hatırlanan Allah dostu, döneminin insanların şekerci dedesi, rahmetli Şekerci Hüseyin dedenin anlatmış olduğu bir olayı dinleyeceksiniz. Bir zamanlar Gediz Nehri kıyısında yaşayan Allah'ın salih kullarından bir evliyaullah varmış. Bu veli kul neden olduğu bilinmez ama bir sebepten ötürü Manisa'yı çevrelemiş olan Gediz Nehri'nden hiçbir cinin Manisa istikametine girmesine izin vermezmiş. Onun görevi buymuş. Bu veli kulun yaşadığı süre boyunca cinler Manisa'ya girememişler. Hatta sınırdan içeri girmeye çalışan cinleri de cezalandırırmış. Fakat günün birinde bu mübarek zat vefat ettikten sonra onun ölüm haberi cinlere ulaşınca cinler aleminden büyük bir topluluk Manisa'ya hücum etmiş. O dönem, yani geçmişte yaşanmış bir olayı anlatıyorum, Manisa adeta cinlerin istilasına uğrayarak en çok cinin bulunduğu şehir haline gelmiş. Şekerci dede neden cinler Manisa'ya bu kadar ilgi göstermişti, bununla ilgili bir şey açıklamamış olsa da konuyu duyan kişiler cinlerin Manisa'da olan bir şeye karşı ilgi duyduklarını düşünüyorlar. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Cinlerle ilgili bilinen bir şey de onların define korumaları için kullanılabiliyor oldukları. Bilindiği üzere bir yere define gömen bir kimse sürekli olarak defineyi koruyamayacağından dolayı cin çağırıp gömüye bekçilik yaptırıyor. Bir nevi gömüyü tılsımlıyordu. Hatta kiliselerde papazların bile kilise paralarını gömerlerken kara büyü ya da papaz büyüsü yaptıkları bilinir. Cinlerle ilgili bir başka detaysa besmelesiz gömüde ve eşkıya parasında da cin olduğu yönündedir. Cinler ve hazineler arasındaki bu bağlantıyı bildiğimize göre cinlerin Manisa'ya böylesine akın etmiş olduğu hikayeyi duyunca İngiliz araştırmacının kitabında bahsettiği ve Manisa'da izlerine rastladığını iddia ettiği o büyük gizem arasında bir bağlantı olabilir mi acaba diye sormadan edemedim. Siz de duyduğunuzda şaşıracaksınız. Fakat dahası var. Bir diğer yaşanmış olay ise yine oldukça ilginç. Manisalıların bildiği bir şahsın içinde olduğu bir olay bu. 1980'li yıllarda Nalınlı, yani Takunyalı Dede ismiyle bilinen uzun boylu, bembeyaz uzun saçları ve sakalları olan kırmızı yanaklı bir adam yaşanmış Manisa'da. İyi niyetli, zararsız bu adam halk arasında Takunyalı Dede olarak tanınırmış. Beyaz atletini ve çizgili pijamalarını giyer, ayağında da yaz kış fark etmeksizin takunyalarıyla dolaşırmış Manisa sokaklarında. Bir kuyumcu ise bu Nalınlı dedeye sık sık sıcak yemek verir, onunla ilgilenirmiş.
Yine böyle bir günde ayağında nalınlarıyla o kuyumcu dükkanına giden Nalınlı Dede, kuyumcu adamın üzgün ve oldukça düşünceli olduğunu fark etmiş. "Söyle bakalım bana, neyin var senin böyle?" demiş. Kuyumcu ise "Dede," demiş. "Sen git şimdi, sonra gel." "Olmaz öyle, söyle senin bir şeyin var." Dedenin ısrarlarına dayanamayan kuyumcu "Ya dede," demiş. "İflas ediyorum, çok borcum var. Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün?" Bunu duyan dede "Bu mu yani sıkıntın?" demiş. "Bu da sıkıntı mı? Bekle beni burada, bir yere gitme." diyerek Takunyalı dede kuyumcu dükkanından çıkıp gitmiş. Aradan saatler geçmiş, Nalınlı Dede kuyumcu dükkanına elinde bir paketle geri dönmüş. Paketi kuyumcuya uzatmış ve al demiş. Bunlar senin işini görür mü? Borcunu kapatır mı? Kuyumcu paketi açınca gördükleri karşısında şok olmuş. İçinde koca koca saf altından çubuklar var. Dede demiş kuyumcu. Bunlar işimi görür görmesine de sen bunları nereden buldun böyle? Oho demiş Nalınlı Dede. Geldiği yerde bunlardan daha çok var. Bunu demesiyle Nalınlı Dede çekmiş gitmiş. Tabii bu olay zaman içinde duyulmaya başlanınca bazı kişiler altınların geldiği yeri bulabilmek ümidiyle Nalınlı Dede'yi takip etmeye başlamışlar. Günün birinde Nalınlı Dede'yi takip edenler onun tek başına Sipil Dağı'na çıktığını görüp takılmışlar gizlice peşine. Adım adım sessiz bir şekilde takip halindeyken Nalınlı Dede Sipil Dağı'nda aniden gizemli bir şekilde gözden kaybolmuş. Kimse bir anda ortadan kaybolan Nalınlı Dede'ye akıl erdiremiyor ama daha da ilginci kısa bir süre sonra Nalınlı Dede'nin şehir merkezinde görülmüş olması kafaları daha da karıştıran bir başka detay. Manisa halkı tarafından bilinen bu olay da cepte kalsın. Şimdi yavaş yavaş İngiliz araştırmacı ve BBC'nin peşine düşmüş olduğu büyük sırra doğru yaklaşıyoruz. Gelin Sipil Dağı'na doğru çıkmaya başlayalım. Geçtiğimiz hafta Manisa'daydım. Bu şehre ne zaman gelsem bedensel frekansımda isimlendiremediğim olumlu bir takım değişiklikler hissettiğimi bilmenizi isterim. Merkezden Sipil Dağı'na yaklaşık olarak 23 kilometre bir mesafe var. Sipil Dağı'na çıkarken dağın eteklerinde sizi oldukça ilginç bir yapı karşılıyor. İngiliz Peter James'in Manisalı dağcıdan göstermesini istediği ilk yerlerden biri. Efsanevi Niobe, yani namı diğer Ağlayan Kaya. Her daim söylerim, Türkiye benim gözümde dünyanın merkezi olabilecek bir konumda. Her nasıl ki birçok ülke gerek piramitleriyle gerek diğer antik yapılarıyla milyonlarca turisti kendine çekebiliyorken, Türkiye toprakları tarihiyle çok daha popüler bir yer haline gelebilecek bir ülke. Kıyıda köşede kalmış gördüğünüz bu büyük kaya, Matrix filmini izleyenlerin çok iyi bildiği Niobe karakteri ile doğrudan bağlantılı. Ağlayan Kaya, Niobe'nin hikayesine gelin kısaca bakalım. Gördüğünüz bu resim, Niobe'yi anlatan bir eser. Efsaneye göre Niobe, Sipil Dağı civarında hüküm sürmüş Kral Tantalos ve Dione'nin kızıydı. İlerleyen yaşlarında evlenince 6'sı kız, 6'sı erkek 12 tane çocuğu olur Niobe'nin. Kimi kaynaklar ise 7 kız ve 7 erkek yazmakta. Niobe zaman içinde çocuklarıyla böbürlenmeye başlar. Bir sürü çocuğum var benim. Artık sırtım yere gelmez. Talihliyim, mutluyum. Bundan böyle kimse benim neslimi kurutamaz diye hava atıyordur sürekli. Fakat bu durum Niobe'nin çocukluk arkadaşı Leto'yu rahatsız etmeye başlamıştır. Leto'nun sadece 2 çocuğu var ve daha fazla Niobe'nin davranışlarına dayanamayarak onun tüm çocuklarını bu tepede öldürtür. Niobe, evlatlarının cansız bedenlerinin başında bu tepede günlerce ağlar. Gözyaşları bir türlü dinmek bilmeyen Niobe, ağlamakla geçen 9 günün sonunda işte tam burada taşa dönüşmüştür. Tabii efsaneler kimi zaman sıradan insanları tanrı veya tanrıç olarak anlatsalar da Firavunların da Nemrut'un da bir zamanlar tanrı olarak görüldüğü, gerçek tanrı olmadıkları halde bizler gibi normal birer yaşam sürmüş insanların olduklarını tarih kaynaklarından öğrenebiliyoruz. Mitolojilerdeki bu karakterlerin de gerçekten yaşamış insanlar olup olmadığından emin olamamakla birlikte onlara dair günümüze gelmiş işaretler onları araştırmaya değer kılıyor.
En azından Matrix gibi bir filmle dünyaya servis edilen bu karakterin bulunduğu yerin Manisa olması, hatta Niobe'nin taşa dönüşmek yerine kabrinin bu taşın hemen yanında olabileceğine dair rivayetler de dikkat çekici. Yakın zamana kadar bu kayanın üzerinde yer alan su sızıntıları Niobe'nin gözyaşları olarak yorumlanmıştır. Tıpkı eskiden resmedilmiş olduğu gibi. Gelelim acılı anne Niobe'nin babası Kral Tantalos'a. Yine Spil Dağı'nda bulunan, bu dağın içine oyularak özenle hazırlanmış olan mezarın Kral Tantalos'a ait olduğu düşünülüyor. Tantalos, Niobe'nin babasıydı. Atlas'ın kızı Diona ile Tantalos evlenince çocukları Niobe dünyaya gelmiştir. Yani bu durumda Atlas, Niobe'nin dedesi oluyor. Şimdi biraz ipuçlarına bakalım. Atlas'ın torunu Niobe'nin izine Spil Dağı eteklerinde rastlıyoruz. Damadı Tantalos ise yine Spil Dağı'nda krallık tahtına sahip olmuş, hatta mezarının da yine Spil Dağı'nda yer aldığı düşünülüyor. İyi ama bu Atlas denen kişi kim? İşte gelin bu sorunun cevabını yaptığı uzun araştırmalar sonrasında yazdığı kitabını Manisalı dağcının kolunun arasına sıkıştıran İngiliz araştırmacı Peter James'in o çarpıcı kitabında bulalım. Kitabın ismi Batık Krallık. Peki neyden mi bahsediyor? Niobe'nin dedesi ve Tantalos'un kayınpederi Atlas'ın hüküm sürmüş olduğu, günümüzden binlerce yıl önce var olduğuna inanılan ve teknolojide de gelişmiş efsanevi batık şehir Atlantis'ten. Yanlış duymadınız. Atlantis'in Manisa'da olduğu düşünülüyor. Yunan filozof Platon'un M.Ö. 360 yıllarında anlatmış olduğu ve bir gecede yaşanan doğal felaket sonucunda yerle bir olan, bugüne kadar pek çok filme ve kitaba konu olmuş o gizemli Atlantis adası. Binlerce yıldır böyle bir medeniyetin gerçekten var olup olmadığı çok fazla tartışıldı. Nesiller boyu hayalperestleri, okültistleri ve yeni çağları büyülemeyi başaran bir efsane. Onun nerede olduğunu bulabilmek adına pek çok insan servetlerini harcadı. Kimileri de bu uğurda hayatlarını kaybettiler. Belki Atlantisliler teknolojide çok gelişmişlerdi, fakat sahip olduğu altın bolluğu, zenginliği ve gücüyle yozlaşmış ve İslam inancında da sık sık rastladığımız diğer helak olmuş kavimlere benziyor olmaları ihtimal. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Kayıp İrem şehri ve içinde yaşayan toplumun yok oluşu nasıl uçsuz bucaksız çöl kumlarının altında kalarak kayıplara karıştığında olduğu gibi. Peki Atlantis denizin ortasında bir ada değil miydi? Manisa nerede, deniz nerede diyenleriniz olabilir. İşte bu kısım oldukça çarpıcı. Yakın zamanda Manisa Muradiye'de yapılan bir sondaj çalışmasında yerin 50 metre altında midye kabuklarına rastlanıldı. Hatta dahası bir gün eski Manisalılarla muhabbet etme fırsatınız olursa onlara bir zamanlar Spil Dağı'nda bulunan taştan yapılmış liman kalıntılarını sorabilirsiniz. Anlayacağınız Manisa'nın bir zamanlar deniz olma olasılığı yüksek. Osmanlı'nın şehzadelerini yetiştirdiği Şehzadeler Şehri Manisa ve gizemi çözülmeyi beklenen efsanevi Spil Dağı. Ne dersiniz? Kim bilir, günün birinde kayıp uygarlık Atlantis belki de çok yakınımızda bulunur mu? Son sözü Lara Croft'a bırakmak istiyorum. Kaybolan her şey mutlaka bulunur.